Nasıl böyle ya? Ha gelişe bak. Şek gibi ya. Tavşan burada. Ben arkadaşa hangi kuş türü olduğunu da sorabilir miyim? Harbici. Simon got that's the path time. Simon got that's up at the black side. Ole. Black side. Black side. Hey. Simon got the second half. Şunu söyleyelim sonra da ne yapacağız? Ayaklarımızı hep beraber uyandıracağız olur mu? Doş baş, doş baş, lenge mere doş baş. Doş baş, doş baş, lenge mere doş baş. Biz Halkların Demokratik Kongresi Kültür Sanat Meclisi olarak zaten hani deprem yaşandığı andan itibaren, ilk günden itibaren sürekli bölgeyle bölgeye geldik ve bölgedeki çalışmalara bir şekilde katkı sunmaya çaba gösterdik. Ondan sonraki süreçte aslında yavaş yavaş depremden çok olumsuz etkilenen çocukların psikososyal durumlarına, yani bozulan psikolojilerine bir nebze olsun katkı sunabilmek, onların yaşadığı olumsuzlukları bir nebze olsun onarabilmek adına yaklaşık 15 kişilik sanatçı ve gönüllü grubu ile HDK Kültür Sanat Meclisi, Gölge Kültür Sanat Merkezi, Mezopotamya Kültür Merkezi'nden sanatçı arkadaşlarımız ve gönüllü grubuyla çeşitli bir programlar hazırladık. Yanımızda da yaklaşık işte 5000 çocuğa yetecek kadar oyuncak, oyun malzemesi, enstrümanlar, defter, boyama kalemleri, yüz boyama setleri, çok çeşitli oyuncaklarla birlikte geldik. Temel gayemiz tabii ki burada çocukların psikolojilerini oyunlarla, iletişim kurarak, doğrudan temas ederek, sadece oyuncak dağıtarak değil, onlarla tanışarak, onların isimleriyle hitap ederek, onlarla ortak oyunlar oynayarak, onların depremdeki tahribatlarını bir nebze olsun toparlamaya çalışıyoruz. Ancak bu zaten sadece çocuklar için değil, fark ediyoruz ki köylerde aileler için de çok olumlu geçiyor. Ailelerin de yüzü bir nebze olsun gülüyor. Aynı zamanda bizler için de çok değerli bir şey. Bizleri de çok rahatlatıyor. Yani hani burada sadece çocuklara bir katkı ve olmuş olmuyor aslında. Biz de beslenmiş oluyoruz burada. Gittiğimiz her yerde çocuklardan olağanüstü tepki alıyoruz. Çocukların çok ihtiyacı var. Eğlenmeye, oynamaya, kendini güvende hissetmeye, gülmeye, eğlenmeye çok fazla ihtiyaçları var. Zaten hemen köyün girişinde bizi gördüklerinde çocuklar hemen bizi böyle alkışlarla, işte çeşitli böyle hareketlerle karşılıyorlar. Zaten biz bu konuda biraz profesyonel bir ekiple geldik buraya. Yani çocuklarla iletişimleri kuvvetli olan yaratıcı drama eğitimi vermiş arkadaşlarımız, aynı zamanda okul öncesi çalışmaları yürüten sanatçı arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte geldik. Çocuklarla çabucak iletişim kurup oyunlarla birlikte, özellikle yaratıcı drama atölyeleriyle birlikte onlarla temas edip onların yüzlerini güldürmeyi bir şekilde başarıyoruz. Çok mutlu oluyoruz bundan. Çocukların yüzü çok gülüyor, aileleri de bundan çok mutlu oluyor. Hem onlar besleniyor hem de biz besleniyoruz. Aslında ben şöyle bir çağrı yapmak da isterim buradan. Bütün sanatçı arkadaşlarımızı bu konuda duyarlılık göstermelerini aslında talep ediyoruz. Duyarlılık gösterdiklerini biliyoruz ancak bu deprem süreci gerçekten uzun vadede toparlanabilecek bir süreç ve bizim bu faaliyetleri, bu atölye çalışmalarını uzun zamana yayarak, planlayarak yapmamız gerekiyor.
Bütün sanatçı arkadaşlar da bu şekilde duyarlılık gösterirlerse iyi olur. Uzun zamandır bir süreçtir köyleri, şehirleri geziyoruz. Depremden hasar gören illerdeyiz. Öncelikle Hatay'da başladık. Daha sonrasında Adıyaman ve şimdi de Maraş'tayız. Neyi hedefledik? Yani bizler çocuklarla ilgili, ya biz depremin 3. günden beri deprem bölgesindeyiz ve bu bölgede geldiğimizde çocuklara ait bir alanın olmadığını gözlemledik ne yazık ki ve bu alanı yaratmak için bir girişimde bulunmaya çalıştık ekipçe ve ardından İstanbul'da bunun planlamasını çıkardık. Geldiğimizde çocuklarla sadece bir şeyler dağıtıp gidilmesi yerine onlarla kalıp belli bir vakit geçirmek, onlara ait bir alanın oluşmasına yardımcı olabilmek, materyaller bırakabilmek, psikososyal destekler sunabilmek, bu noktada bir çalışmamız vardı. Bunu hedeflediğimiz noktada yani bir başarıya ulaştığını kendi gözlerimizde görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü çok ciddi bir karşılık aldık gittiğimiz her yerden. Çocukların çok ihtiyacı olduğunu kendi gözlerimizde gördük ve bunun aslında yeterli olmadığını da görüyoruz. Çünkü bugün işte biz geldiğimiz her yerde, her bölgede en az 4-5 saat kalmaya çabalıyoruz. 4-5 saat kalmak için çabalıyoruz ancak bu bile yeterli olamayabiliyor. Çünkü daha disiplinli, daha düzenli bir destek almaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da bütün kültür sanat çalışanlarına, sanatçılara ve bu çocuk merkezli sivil toplum kuruluşlarının çok düzenli bir şekilde bu alanları takip etmesi ve burada psikososyal desteğin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çocuk gelişimci arkadaşlarımız var, psikoloji alanındaki arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlarımızla fotoğrafları, resimleri paylaştığımızda özellikle resim yapıldığı atölyelerde her yerde resim yapmaya çalıştık ve yaptık da gittiğimiz her yerdeki çocuklarla. Bunların resimlerini fotoğraflandırmasını sağladık ve bunu arkadaşlarımızla paylaştık ve çok böyle ilginç resimler var bu resimlerin arasında. Yani travmalarını çizdiklerini gözlemleyebildik resimlerin içerisinde. Savaş olgularının, afetlerin, yaşadıkları durumların çizimlerini yansıtmışlardı resim defterlerine. Bu alanda da daha güçlü bir psikoloji, ya pedagog ve psikoloji alanında daha güçlü bir desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki buradan gittikten sonra bizim için kapanmış bir alan olmayacak bu ya da bitmiş bir süreç olmayacak. İstanbul'da da bulunduğumuz yerde de yeniden gelmenin hemen planlamalarını yapmaya başlayacağız. Şimdi yaptığımız bu etkinliklerin, süreçlerin, atölyelerin işte sonuçlarını tartışacağız. Bunları nelere ulaştık, neleri yapamadık gibi alanlarımıza bakacağız, neler yaptığımıza bakacağız. Ardından da bu yeniden geldiğimizde daha donanımlı nasıl yapabiliriz bu etkinlikleri, atölyeleri, bunları planlamaya çalışacağız.